Her şeyin bittiğini düşündüğüm Aralık'ın soğuk ayazında başladı aslında hayatım. Her şey son buldu zannederken, zangır zangır titrerken, peri kızının beni bulmasıyla hayat bulmuştum yeniden. Karanlıktan korkarken, küçük bir tebessümle başladı yeniden hayatım. Her şeyimi kaybetmiştim. Annemi, babamı, kardeşlerimi. Çıkan bir yangında feryatlar içinde can verdiler. Yanan dairenin içerisinden gelen feryatları ömrüm boyunca gitmeyecek kulaklarımdan. Ölümün sesini ilk o gün duydum. İlk o gün hissettim ölümün kokusunu. İnsanın nasıl ölümü soluduğunu o yangında öğrendim. Karanlık gökyüzünü ölüm ışığıyla nasıl aydınlatır onu gördüm. O günden sonra kalacak bir evim, yaşayacak bir kentim, bir dünyam kalmadı. Her şeyim, bana ait olan her bir parçam küllere, gökyüzüne karışmıştı. Sokaklar dünyam olmuştu. Banklar, parklar hanem haline gelmişti. Sıcağı, soğuğu benimsemeye çalışıyordu bedenim. Ciğerlerim solmuş olacak ki artık nefes dahi alamaz hale gelmiştim. Saçım sakalım birbirine karışmış, üstüm başım kire, toza bulanmış. Hani sokaklarda gördüğümüz ve de ürktüğümüz, üzeri pis, elinde şarap şişesi olan insanlar var ya. İşte onlardan biri olmuştum. Hakir görmeyin onları. Hikayelerinin ne olduğunu bilemezsiniz. Ama şunu bilebilirsiniz artık. Bizden size asla zarar gelmez. Çünkü artık zarar verecek gücümüz yoktur. Ateşin hayatımı alt üst ettiği o geceden, ölümün renginin üzerime toz ve pas haliyle yapışmasından sonra, yıllarımı sokaktaki çöpleri, parkları dolaşarak geçirdim. O kadar yorgun düşmüş olacağım ki Aralık'ın soğuk ayazında titrerken peri kızı gibi bir prensesin benden ürkmeden parıldayan tebessümüyle yanıma yanaştığını gördüm. Ve o ateşten sonra ilk defa içim ısınmıştı. Aralık'ın üşüten soğuğunda. Ellerimden uzun zaman sonra ilk defa tutuyordu birisi. Uzun zaman olmuştu üşüyen bedenime kimsenin sarılmayışı. Büyük bir nezaketle titrediğim yerden kaldırdı. Yerden topladığı çaputlarla ateş yakmak istedi, lakin ben ateşe küsmüştüm. Deliler gibi bağırmaya, deliler gibi kendime vurmaya başlayıp kollarında kaybettim kendimi. Büyük bir huzurla kapatmışım gözlerimi. Delirmiştim belki ama birinin kollarında olmak büyük bir huzur vermişti. Gözlerimi açtığımda deniz mavisi gözleriyle bakıyordu. Derin derin içine çekiyordu. Buz gibi aralıkta yüreğim yangın yeri gibiydi. Beni tanımıyor. Ben üstü başı pis bir adamım. Senin gibi bir peri neden sarıyor beni diye sordum kendime. Lakin hiç de şikayetçi değildim. Elimde bir kalem var. Kalemi kim verdi elime? Birileri elinde küçük boncuğa benzer bir şeyle gelip bir şeyler yediriyorlar. Kimsiniz siz? Peri nerede? Yalvarırım, bana periyi verin. Ben uzun zamandır hiç bu kadar huzurlu olmamıştım. Yalvarırım, ne olur bana periyi verin. Kulağımda acı bir ses yankılandı tekrardan. Feryatlar tekrar tekrar başladı kulağımda çınlamaya. Ve etrafı ateşler sardı. Annemin feryadı. Yardım edin diye bağıran bağırışları babamın. Yanmış cesetleri kardeşlerimin. Tanınmaz hale gelmiş bedenleri. Sanki yine karşımdaydı. Bir insanın ateş alerjisi olur mu? Ya da güneşe?
benim var işte. Hayat daha ne kadar kötü olabilir ki? Bu soruyu kendimize her sorduğumuzda bu hikaye gelsin aklınıza. Bu hikaye ailesini yangında kaybetmiş, dünyası kararmış bir berduşun sonunda akli dengesini kaybedip deliler hastanesinde kapatılışının hikayesi. Sokaklarda yaşayan bir insanın deliler hastanesindeki yalnızca bir gününü anlatıyor. Bu berduş o gün duvara bir şiir yazar. Bakın ne kadar çaresiz kaldığını bir şiir ile bir gününü nasıl anlatır. Bir Aralık gecesi bul beni, üşürken dünya. Beyaz perde örterken bütün yalnızlığı. Bul beni peri kızı. Soğuk bir Aralık gecesi bul beni. Yeter artık ölümün her an gelecek korkusu. Ciğerlerimi süsle eşsiz kokunla. Seni solurken karşılayalım Azrail'i. Ruhu arşa teslim edeyim, bedeni soğuk Aralık musallasına. Bir Aralık gecesi sev beni. Zangır zangır titrerken bedenim. Korkudan, soğuktan, yalnızlıktan. Çaresizlikten kaplarken yüzüme ellerim. Yalvarırım, gelip bul beni. Soğuk bir Aralık gecesi. Sen güzel peri kızı.